Buyur abi. Kardeşim Alişler. Eyvallah abi, buyur. Ya bir şey soracağım sana. Buralarda böyle şüpheli şüpheli yürüyen böyle bir kadın gördün mü? Burada mı oturuyor abi? Valla ben de bilmiyorum. Hani böyle... Sarışın mı, esmer mi abi, nasıl bir şey? Başörtülü kardeşim. Abi buradan başörtülü bir sürü kadın geçiyor, hangisi? Ulan soru soruyorum, soruya cevap veriyorsun ya. Biliyor mu, bilmiyor mu? Gördün mü, görmedin mi? Görmedim abi. Gel bir çiğ köfte vereyim sana abi. İyi ver, tadına bakayım. Öyle değil abi, dürüm vereceğim. Ha, iteleyeceksin yani. Gel abi, gel. Ulan hem yardımcı olamıyorsun hem... Bırak tamam, afiyet olsun, hadi kolay gelsin. Kardeşim hayırlı işler, yumurtalar falan. Eyvallah, kusura bakma, böldüm kardeşim. Ya buralarda iftiracı bir kadın gördün mü? Kardeşim manyak mısın? Yok, kadın manyak, biz değil. Kardeşim neler yaptı bir görsen var ya. Kardeşimin hayatını... Ya kardeşim, hadi akşam akşam işim var ya. Lan bir soru sorduk, ne olur. Hadi lan! Hayırlı işler kardeşim. Babana selam söyle. Hayırlı işler be. Buyur abi, hoş geldin. Buralarda benim yıllar önce kaybettiğim dayımın kızı oturuyormuş da onu arıyorum. Gördün mü acaba? Nereden bileyim abi? Böyle çocuğuyla ya, başörtüsü, şalvarıyla mazmut bir kadın, görmedin mi? Görmedim abi. Neyse. Sen ne haklısın? Bana bilir mi? Bir sorman lazım abi. Şunu al abi. Askıda ekmeğe koyarsın. Eyvallah, sağ ol. Hadi eyvallah, hayırlı işler. Sen zamanda aradığını bulursun inşallah. Eyvallah. Amcacığım, bak bir kere daha soruyorum. Ben bir kadın arıyorum. Bu mahallenin yarısı kadın. Sen kimi arıyorsun? Ben şu boylarda bir kadın arıyorum. Türk standartları o boyda zaten. Amcacığım ben böyle başörtülü, şalvarlı bir kadın arıyorum ya. Yarısından yarısı başörtülü, şalvarlı zaten bu mahallenin. Amcacığım boş ver, ne ben sordum ne sen söyledin. Gel ya. Bir şey al. Ne alayım? Mandalin. Kaç para? 2 lira. Yuh! Yuh sana. Manav burası. Manav değil la, kucaklayacağınız mı ya? Ne bu 2 lira mandalin mi var? Estağfurullah. Tövbe. Akşam akşam. Hayırlı işler baba. Rast gelsin. Bakalım kuşumuz kaçıncı katta oturuyor? Evine hoş geldin bebeğim. Adresi kertenkelemize gönderelim. Hadi kızım naz yapma hadi. Sola, sağa. Desene. Ulan. Filmlerde aç oluyor ya. Şimdi bitirdim işim işte. Son kullanma tarihini geçirmişim. Tabi açmaz. Ben şimdi kurum. Uykusunda öldü. Woo!
Kız uyan. Kız uyansana. Şişt. Alo kız. Kız uyansana. Alo. Ya nasıl öldü mü lan bu? Kız. Şişt. Alo uyan. Sen kimsin be manyak? Ben senin kabusunum. Sen günahkar kadınsın. Ziya Hoca gibi muhterem bir insana iftira attın. Sen çarpılacaksın günahkar kadın. Ne saçmalıyorsun sen be? Ha? Kimsin sen? Ne arıyorsun evimde? Anlamıyor musun? Sen Ziya Hoca'ya iftira attın. Eğer ki ona attığın iftirayı İtiraf etmezsen... Görürsün sen şimdi kabusu da... Al sana. Ver. Al sana kabus. Ne oldu lan? Al. Alo, polis mi? Bir ihbarda bulunacaktım. Yatak odamda bir manyak var. Lütfen hemen gelir misiniz? Ya arkadaşlar gerçekten art niyetli değilim ya. Bir şey konuşup çıkacaktım. Ayağım kaydı düştüm. Lanet olsun ya. Allah kahretsin seni Şevket. Bir işi de etme ya. Gerizekalı. Mal. Çağatay. Senin bu Ziya Hoca o tuhaf arkadaşını yollamış benim eve. Ama ben hallettim merak etme. Polise ihbar ettim adamı. Yalnız... Ödediğin kadar daha para istiyorum. Vallahi adam odamı mahvetti. Cık. Ne oldu bu senaryo işi? Hani film çektiriyordun bana, hala haber gelmedi. Gul yabani kıyafetiyle vatandaşın evine dalmak ne demek? Kafayı mı yedin lan sen? Cevap versene lan! Ne cevap vereceğim komiserim? Verecek bir cevabım yok ki. Ben niye böyle şeyler yaptım ben de bilmiyorum. Niye ben bu durumdayım? Neden bunları yapıyorum? Gerçekten ben de bilmiyorum komiserim. Ben kertenkele öldükten sonra neler yaptım inan bilmiyorum. Ben de anlamıyorum. Ben niye buradayım? Niye buraya getirildim? Bu ne? Ben bunu anlamıyorum. Komiserim ben iyi değilim. Beni bir doktora gönderin ne olur. Atın lan şunu dışarı. Atın kafayı sıyırmış iyice. Hastane masrafından korkuyorsan ben hallederim komiserim. Bunlar kim kardeşim? Manyaklarıyla uğraşıyoruz. Şu hale bak.